Günaydınız arkadaşlar. Bugün Bank of America'dan bir rapor geldi. Bu rapora göre biliyorsunuz ABD'de bir sürü banka battı. Artık bir sürü diyebiliriz çünkü 2'den fazla banka battı arkadaşlar. Durum böyle olunca ABD'de bir panikle birlikte arkadaşlar insanlar altına ve Bitcoin'e yatırım yaptığını, o tarafa doğru kaçtığını gösteren bir rapor yayınladı Bank of America bugün. Zaten gördüğünüz üzere Bitcoin'de bugün 26.500 dolar seviyelerine kadar da geldik. Bunun ana sebebi şu arkadaşlar. Daha önce de konuşmuştuk zaten. Batan bankalardan dolayı Fed'in sıkıntıya girmesi ve bugün Fed tarafında ise arkadaşlar artık istatistik raporuna baktığımızda ise gerçekten tam Fed tarafından piyasaya saçılan para miktarı 300 milyar dolar arkadaşlar. Bunu da bilelim. Yani Fed parayı kısayım derken, daralmaya gideyim derken bankaların batmasıyla birlikte işi bozuldu arkadaşlar. Bu bozulma uzun bir sürede sürecek gibi. Yani işi dozajında bırakacak. Biliyorsunuz çok fazla faiz artırımıyla artık piyasalar patladı. Daha doğrusu bankalar patladı arkadaşlar. Bunun acısını da çekiyorlar ve yatırımcı hem altına hem Bitcoin'e kaçıyor arkadaşlar. İlerleyen günlerde biz ne görebiliriz? Bunu da konuşalım. Şimdi ilerleyen günlerde Bitcoin'e sıkıntı yaratacak tek şey şu olur arkadaşlar. Biden ve Demokratlar biliyorsunuz kripto paralara sürekli engel çıkarıyor. Buradaki regülatif hareketler risk teşkil eden hareketleri olursa bu Bitcoin'de sıkıntı. Fakat bunu da hiç düşünmüyorum artık. Yapacaklarını yaptılar. Daha ne yapacaklar arkadaşlar? Daha ne yapacaklar? Yani kripto dostu bankaları batıralım derken sistemin içine ettiler. Şimdi de cezasını çekiyorlar. Tekrar para basıyorlar piyasaya. 300 milyar dolar Fed'de tekrar para basma olayı mevzusu döndü. Döndü derken arkadaşlar gerçekleşti. Yani artık 300 milyar dolar piyasaya da basıldı Fed tarafından. Şunu demek istiyorum. Bitcoin, altın ve Bitcoin'e büyük kaçış varken ilerleyen dönemde de biz şunu göreceğiz. Altının yükselişini de gördünüz. Daha önce altından da bahsetmiştim hatırlarsanız kişisel kanalımda. Altın zirve yapacak diye. Şimdi altın koşar adım gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Arkasından da gümüş ve Bitcoin de. Eğer Bitcoin'i bir rahat bırakırlarsa böyle ummayacağımız rakamlar ilerleyen dönemlerde görebiliriz arkadaşlar. Bunları söylemek istiyorum. Şu an Bitcoin'deki yükselişin sebeplerinden ana sebebi de bu dostlarım. Dün Shiba'yı konuşmuştuk. Shiba'daki olan biten tüm hikayeyi sizlere anlatmıştım. Shiba ile ilgili de bir gelişme var. Bone ile ilgili bir gelişme var arkadaşlar. Yapay zeka bir projesiyle birleşebilir diye bir mevzu var. Bu mevzuyu tam detaylı olarak şu an kendileri de zaten Shiba Swap olarak belirtmemişler. Böyle bir söylenti var. Netleşirse eğer bunu da beraber konuşuruz. Hepiniz çok seviyorsunuz dostlarım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar.